Bu videonun sonunda kendinize şu soruyu soracaksınız. Benim bahanem ne? Bu hafta kendinizi sorgulamanıza sebep olacak, ufkunuzu açacak ve amaçlarınıza ulaşmanız için sizi motive edecek, ilham verici bir başarı hikayesiyle daha karşınızdayım. Önemli yerleri atlamamak için videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi videoyu tam burada durdurun ve içeceğinizi alıp öyle gelin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile tıklayarak tüm bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Hazırsanız başlıyoruz. Jen, 24 Şubat 1976 yılında Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yoksul bir köyünde suyu bile olmayan bir evde dünyaya geldi. Ülkedeki yoksulluk, işsizlik, enflasyon ve artan sosyal kısıtlamalar yüzünden yaşam koşulları oldukça kötüydü. Babası inşaat mühendisi, annesi ise ev hanımıydı. Babasının kazancı ailenin yiyecek masraflarına bile yetmiyordu. Çetin geçen kış aylarında kısıtlı yakacakları olduğundan soğuktan donmamak için adeta yaşam mücadelesi veriyorlardı. Ülkedeki çaresizlik insanları da mutsuz ve içe kapanık bir hale getirmişti. Mutsuzluğun başkentinde yaşadığını düşünen Jen, 16 yaşına geldiğinde ailesiyle birlikte bu koşullara daha ne kadar dayanabileceğini sorgulamaya başladı ve birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmeye karar verdiler. Önce Jen'in babası Amerika'ya gidecek, sonra da ailesini yanına alacaktı. Fakat işler hiç de planlandığı gibi gitmedi. Bazı sorunlar yüzünden babası Ukrayna'da kalmak zorundaydı. Nihayetinde Jen köyüne ve babasına veda etti. Yaşam koşulları her ne kadar zor olsa da doğduğu ve büyüdüğü topraklardan ayrılmak zorunda olmak içini sızlatıyordu. 1992 yılında annesi ve büyükannesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine göç etti. Yeni bir yerde yeni bir hayata başlayacağı için umutluydu, kısa süre sonra ise fazla iyimser olduğunu fark etti. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamak Ukrayna'dan göç etmiş 16 yaşında bir çocuk için hiç de kolay değildi. Dersleri iyiydi çünkü ülkesinde her şey kötü olsa da eğitim klasik bir Amerikan okuluna göre çok daha zorlu ve kaliteliydi. Bu sayede Amerika Birleşik Devletleri'nde verilen eğitim ona oldukça kolay gelmişti fakat geleneksel Amerikan lisesi acımasızlığıyla da tanışmıştı. Yine de bunu fazla dert etmiyordu. Çünkü Amerika'da inek denilerek küçümsenen, itilen, kakılan, çalışkan öğrencilerden oluşan bir arkadaş grubu vardı ve bu arkadaşları sayesinde bilgisayar donanımı ve kodlamayla tanışmıştı. Teknik konularda kendini geliştirerek yaşadığı olumsuzluklardan uzaklaşıyor ve yeni şeyler öğrendikçe mutlu oluyordu. En çok zorlandığı şey ise bir türlü pençesinden kurtulamadığı yoksulluktu. Amerika'ya göç sırasında ellerinde avuçlarında kalan son parayı da tüketmişlerdi. Yine yiyecek alacak paraları dahi kalmamıştı. Kendilerine verilen yardım kuponlarının kısıtlı bütçeleriyle alışveriş yaparak geçiniyorlardı. Bir süre sonra bir mülteci yardım programı kapsamında 101 no'lu toplu konutlardaki 2 yatak odalık küçük bir eve yerleştirildiler. Bu 101 no'lu toplu konutları unutmayın çünkü hikayemizin sonunda burası oldukça önemli bir yere sahip olacak. Bu toplu konutlar her katta çok sayıda daire bulunan dev bloklardan oluşuyordu. Sakinleri de genelde mülteciler, düşkünler, suçlular ve eğitim seviyesi düşük insanlardı. Haliyle ortalık uyuşturucu müptelalarından, hırsızlıktan ve şiddet olaylarından geçilmiyordu. Geceliğin dairelerinin kapısını kilitledikten sonra bile korku içinde oluyorlardı. Annesi gündüzleri bebek bakıcılığı yapıyor, Jen ise okuldan sonra bir markette temizlikçi olarak çalışıyordu. Haliyle kazandıkları para tıpkı Ukrayna'da olduğu gibi yiyecek masraflarını bile zorla karşılıyordu. Üstelik annesi onu yavaş yavaş bitiren sinsi bir hastalığın pençesindeydi. Kanser olmuştu ve her geçen gün biraz daha elden ayaktan kesiliyordu. Sorunların, olumsuzlukların ardı arkası bir türlü gelmiyordu, bu şekilde zaman akıp geçiyordu. Amerika Birleşik Devletleri'ne göç ettiklerinden beri 5 yıl geçmişti ve Jen her gün babasının geleceği günü hayal ediyordu. O gelince sorunlarının azalacağını ve dayanacak bir omuz bulacağını umut ediyordu. 16 yaşında köyünden ayrılırken babasına veda etmemiş, yakında buluşacağız diyerek ayrılmıştı. Fakat babası Ukrayna'dan hiç gelemedi. 1997 yılında hastalandı ve hayatını kaybetti. Babasının ölümünden 3 yıl sonra annesi, yıllardır mücadele ettiği kansere yenik düştü. Annesini de kaybettikten sonra iyice yalnızlaştı ve içine kapandı. Tutunduğu tüm dallar kırılmıştı, hayatının cehenneme döndüğünü düşünüyordu fakat pes etmemesi gerektiğini de biliyordu. Jen yıllar sonra bu durumu şöyle açıklayacaktı. Değişmem gerekiyordu. Yeni koşullar ve fırsatlar istiyordum. Değişmekten başka çarem yoktu. Lise son sınıfta hem akşamları bir restoranda temizlik yapıp bulaşık yıkıyor hem de geceleri ağ yapılandırma ve ağ güvenliği alanında kendini geliştirmeye devam ediyordu.
Fakat hala kendine ait bir bilgisayarı dahi yok. O yıllarda bir hacker grubuna katılmıştı ve bu sayede bilgisayarlar, ağlar, donanım, internet ve programlama konusunda çok şey öğrenmişti. Çabası sayesinde liseyi başarıyla bitirdiğinde aynı zamanda yetenekli ve aranan bir bilgisayar ağ mühendisi haline gelmişti. Çok istediği San Jose Eyalet Üniversitesi'ne kabul edildiğinde çok sevinmiş ve bunun hayatını değiştirecek en büyük olay olduğunu düşünmüştü. Hayatın ona farklı sürprizler hazırladığından tamamen habersizdi. Üniversitede öğrenciyken küresel muhasebe şirketi Ernst & Young'da ağ güvenliği uzmanı olarak çalışmaya başladı. İlk kez iyi para kazanıyordu fakat yine tatminsizdi. İşte o zaman kendini asıl tatmin edecek şeyin bir şirketin çarklarından biri haline gelmek olmadığını anladı. Fakat henüz bir şeyler yapacak cesareti içinde bulamıyordu. Bir gün şirketi onu ortak bir çalışma yürütmesi için Yahoo'ya gönderdi. Orada hemen Yahoo'nun eski çalışanlarından biri olan Brian Acton'la tanıştı. Bu iki adam birbirlerine çok benzediklerini hemen fark ettiler ve 40 yıllık arkadaş gibi iletişim kurmaya başladılar. Brian yıllar sonra Jen hakkında şunları söyleyecekti. Baştan beri Jen'i sevdim. İlginç bir davranışı vardı ve her konuda asiydi. Ben de aynıydım. Yani birbirimizi anlamak zor değildi. Dostlukları ilerledi ve nihayetinde Jen, Brian'ın referansıyla Yahoo'da altyapı mühendisi olarak işe başladı. Bu kariyerinde önemli bir adımdı. Daha sonra reklam geliştirme departmanında geçti ama buradaki işinden memnun değildi. Bu tür işlerle kimsenin hayatını iyileştirmesine yardımcı olmuyorsunuz. Reklamlar asla insanlara yardım etmez, diyordu. O, dünyayı değiştirecek bir şeyler yapmak istiyordu. Sabırsızdı fakat hayat onu 9 yıl daha bekletecekti. İş yoğunluğundan dolayı üniversiteden ayrılmak zorunda kaldı. 9 yıl boyunca dönemin devlerinden olan Yahoo'nun inişli çıkışlı seyrinde mücadele etti. Jen ve Brian o dönemde özel olarak gelişmekte olan sosyal medya üzerinde çalışıyorlardı. Birkaç proje taslağı hazırlayıp Yahoo'ya sundular ama vizyonsuz bir yönetime sahip olan şirket bunları tıpkı Google'ı geri çevirdiği gibi geri çevirdi. Jen LinkedIn profiline Yahoo'da bulunduğu yıllarda sadece bir şeyler yaptığını yazmıştı. Bu ifade onun Yahoo'da amaçlarına ulaşamayacağını ve hiçbir zaman hayallerini gerçekleştiremeyeceğini gösteriyordu. Özetle oradaki günlük bir yaşamdı ve yarını yoktu. Nihayetinde 2007 yılının Eylül ayında kendi maceralarını yaşayabilmek adına Yahoo'daki yüksek maaşlı, iyi konumlu fakat gelecek vaat etmeyen işlerinden ayrıldılar. O kadar yorulup usanmışlardı ki birlikte bir yıl süren bir Güney Amerika gezisine çıktılar ve zihinsel olarak arınmak için bu sürede hiçbir şey yapmadılar. Amerika Birleşik Devletleri'ne döndüklerinde ilk iş olarak ilgilerini çeken sosyal medya alanında çalışmak için Facebook ve Twitter'a bireysel olarak başvuruda bulundular. İki şirket de başvurularını reddetti. Reddedilmek gururlarını incitti. Bunun üzerine çıkış yolları olmadığını, kendi başlarına bir şeyler yapmaları gerektiğini anladılar. Bir iPhone satın alıp App Store'u incelediler. İşte o anda kafalarında bir ışık yandı. Bu küçük uygulamaların çok şey vaat ettiğini düşündüler. Jen hemen daha önce bir restoran uygulaması için basit ve temel bir mesajlaşma modülü geliştiren bir ekipte olan Rus kökenli arkadaşı Alex Fishman'ı aradı. Hemen buluştular ve gelir modeli olmayan fakat herkesin kullanabileceği bir uygulama fikri buldular. 24 Şubat 2009'da Jen ve Brian WhatsApp şirketini kurdu. Şirketin temel ilkelerinden biri de hiçbir şekilde reklam geliri kabul etmemesiydi. 2010 yılının başında WhatsApp Messenger ortaya çıktı. Uygulama önceleri sadece Rusya'da popüler oldu fakat yavaş ama istikrarlı bir şekilde dünyaya yayılmaya başladı. Bu kadar tutulmasının sebebi başta basit olması ve yalnızca telefon numaralarıyla kayıt olunabilmesiydi. Tek ve en büyük kötü yanı ise gelir sağlayamamasıydı. Giderleri yüksekti ve bu yüzden Brian defalarca uygulamayı kapatmayı önerdi. Jen ise her seferinde sabretmeleri ve bu projeye bir şans vermeleri gerektiğini söyledi. 2 yıllık zorlu bir sürecin ardından WhatsApp milyonlarca yeni kullanıcı kazandı ve 8 milyon dolarlık ilk yatırımını aldı. Bu yatırımın ardından Çinli ve Hintli şirketler uygulamayı satın almak için 300 milyon dolarlık tekliflerde bulundular fakat Jen yine hepsini reddetti. Şubat 2013'te WhatsApp çılgın gibi yayılıyordu, 200 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı ve sadece 50 çalışanı vardı. Artık WhatsApp Silikon Vadisi şirketlerinin de radarına girmişti, kullanıcı sayısı sürekli artıyordu ve 400 milyona yükselmişti. Bunun üzerine önce Google'dan 10 milyar dolarlık bir teklif yapıldı, sonra da Yahoo'dan ayrıldıklarında başvurdukları fakat reddedildikleri Facebook'tan 19 milyar dolarlık bir teklif geldi. Jen bu teklifi kabul etti ve satış evrakları da Amerika Birleşik Devletleri'ne göç ettiğinde kaldığı 101 nolu toplu konutun kapısında imzaladı. Karnını zor doyuran, öksüz ve yetim bir göçmen olan
ve en çok çalışmak istediği şirket tarafından reddedilen Jen, günümüzde 2 milyarın üzerinde aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp'ın kurucusu olarak teknoloji tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Şimdi videonun başında belirttiğim o soruyu kendimize sormanın tam zamanı. Benim bahanem ne? Etrafımda birçok başarılı fikir bulan insan görüyorum ama siz onların ürünlerini hiç görmüyorsunuz. Çünkü sonuna kadar devam etmeden mücadeleyi bırakıyorlar. Jen.com